Bayrampaşa Belediyesi'nin Bereket Konvoyu Bosna Hersek'te kardeşlik sınır tanımaz diyerek Balkanlar'da. Yalnızca iftar sofraları değil, gönül köprüleri de kuran organizasyon 70.000 nüfuslu yemyeşil Boşnak şehri Cazin'de iftar verecek efendim. Detayları almak üzere muhabirimiz Mert Çağlar Güdekli'ye bağlanacağız. Mert, bizlere oradan neler aktaracaksın, sözü sana bırakıyoruz. Bayrampaşa Belediyesi'nin Bereket Konvoyları Balkanlardaki yolculuğuna devam ediyor. Artık gönül yolculuğu olduğunu daha yakından hissediyoruz. Zira biz de bir haftaya aşkın süredir Bayrampaşa Belediyesi'ni an be an takip ediyoruz. Yalnızca iftar programları verilmediğini, burada bir gönül köprüsü kurulduğunda zaten arkamdaki kalabalık çok da güzel bir şekilde anlatıyor. Bugün Cazin'deyiz. Bosna Hersek'e girdik. Yemyeşil Bosna Hersek, Müslüman Bosna Hersek bizi adeta yeşilliklerle, güzelliklerle karşıladı. Ve işte bugün de o coşku, o mutluluk zirveye çıktı. Bugün buradaki Boşnak kardeşlerimizle birlikte yaklaşık 2000 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Onlarla birlikte aynı duaya amin diyeceğiz ve aynı pilava kaşık çalacağız. Biraz Cazin'den bahsetmek istiyorum sevgili seyirciler. Cazin, Osmanlı'nın sınır boyu diyebiliriz. Artık Osmanlı zamanındayken, Osmanlı Devleti'nin bir sonraki ili yoktu. Cazin burada sınırdı. O yüzden sınır boyu, Arda boyu da diyebiliriz burayı. İşte Cazin böyle önemli bir şehir. 70.000 kişi olduğunu söyledik. 70.000 kişilik bu orta büyüklükteki bir şehirde, orta büyüklükte bir Anadolu şehri diyecektim aslında. Zira Anadolu'daki bir şehri tıpatıp benziyor. Özellikle Karadeniz bölgesini bir hayli andırıyor. İşte bu şehirde tam tamına 45 tane cami var. Balkanlar için bir hayli yüksek bu rakam. Balkanlarda işte Müslüman nüfusun çok olduğu yerlerde böyle Ramazan'ı ve iftarın coşkusunu da doyasıya yaşıyoruz. Coşkuyu yaşatanlara şimdi mikrofonu uzatalım. Bayrampaşa Belediyesi'nin Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Bey yayın konuğumuz. Hemen kendisini uzatalım. Ben çok görkemli olarak adlandırdım. Sizler neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum TRT Avaz'a bu yayınlardan dolayı. Gerçekten görkemli, ciddi bir kalabalık var. Üstelik iftara bir saat kala böyle bir kalabalık oluştu. Biz de mutluyuz ama Ramazan paylaşmak demek, yemeğimiz yetmese de inşallah paylaşacağız. Bizim komple yaptığımız elimizdeki imkanlar 2200 kişiye kadar ve tamamını buraya açtık. Yemeklerimizle inşallah onlara ikram edeceğiz, paylaşacağız. Ama sizlerin de bahsettiği gibi ana hedefimiz burada yemek değil. Bu iftar sofralarıyla birlikte bu Balkanlarla, Cazin'le olan kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirebilmek. 12 yıldır bunu yapıyoruz biliyorsunuz ama Cazin'e bu 12 yıllık serüven içerisinde Bereket Konvoyumuz ilk defa uğruyor. Dolayısıyla biz de bu tablodan oldukça mutlu olduk. Bu kadar insanı bir arada görüp onlarla ekmeğimizi, yemeğimizi paylaşmaktan mutlu olacağız inşallah. Ve bu 12 yılda milyonlarca kardeşimizle birlikte sizin dediğiniz gibi iftarlarda amin dedik. İnşallah Cazin'deki kardeşlerimize de bu iftarda birlikte amin diyeceğiz. Onların Ramazan'ını kutlayacağız. Ramazan bayramlarını tabii ki şimdiden tebrik edeceğiz. Ramazan ayının aslında işte o gizli mesajını Balkanlar'da çok daha iyi alabiliyoruz. Zira burada o kardeşlik, o birlik, beraberlik duygusu Balkanlar'da ve bu iftar sofralarında bir hayli fazla yaşanıyor. Bu Balkanlardaki gönül köprüleriyle birlikte siz de her seferinde farklı bir heyecan yaşıyorsunuzdur, farklı bir duygu yaşıyorsunuzdur. Türkiye'deki bir Ramazan'ınızla hatırlarsınız geçmişten ya da yakın geçmişten, şu andaki buradaki bir iftarı kıyaslarsanız kişisel olarak sadece organizasyonu bir tarafa bırakın, kendiniz neler hissediyorsunuz? Bakalım aynı şeyleri mi hissediyoruz? Ben zaten bunu çok önceden de sormuşlardı bana, o zaman da söyledim. Özellikle Bosna için ama bunu söylüyorum. Bosna'daki iftarlarla Türkiye'deki iftarlar arasında hiçbir fark yok. Yani orada nasıl yaşıyorsanız burada da insanlar aynı o şekilde yaşıyorlar diyebilirim. Dolayısıyla hiçbir fark yoktur diyebilirim yani son olarak. Yani kesinlikle fark yok. İşte işin ilginç yanı da bu zaten. Sadece belli kelimeler var. Aslında sadece selamun aleykümle bile birçok şey anlatıyorsunuz ve farklı dillerle aynı huzuru yakalıyorsunuz sayın seyirciler. O yüzden de başkanıma teşekkür edeceğim. Burada Boşnak kardeşim var. Çok iyi Türkçe konuşuyor. Ve onu yayın konu alacağız. Size çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Erna'yı çağıralım hemen. Erna da burada Türkçe öğretmeni sevgili seyirciler. Türkçe öğretmeni az önce dedim ya size, işte Bosna Hersek'te farklı dilleri konuşuyor olsak da aslında aynı huzuru yaşıyoruz. Balkanların genelinde olduğu gibi. Erna'ya soralım hemen. Erna, ben benzerliği çok, farklı dillerde olsak da çok inanılmaz benzerlikler görüyorum. Huzur anlamında, duygu anlamında, Ramazan'ın o gizli mesajını yakalama anlamında. Sen neler söylemek istersin? Benziyor muyuz? Evet, hem de çok benziyoruz. Hiç mesela Türkiye'deyken bir iftar yaşadın mı, Ramazan yaşadın mı? Hemen ikisini bir de sen kıyasla bakalım. Evet, ben İstanbul'da kaldım. Mesela 6 ay kaldım orada. Ramazan'da aynı şey. Biz de mesela burada yemekleri yapıyoruz. Özel yemekleri bütün gün hazırlanıyoruz. Bir de tatlı yapıyoruz. Akrabalarımızı, arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Aynı Türkiye'de de öyle gördüm ben. Benzerlikler çok fazla ve zaten işte dinimiz adı İslam. Zaten barış dini ve burada aynı zamanda böyle başka insanları da bunu da Ramazan'da gösterebilir. Başka insanlar değil mi? Direkt adını söyleyelim. Sırplar ve Hırvatlar da buralarda var. Çok az olsalar da Ramazan'da onları da görüyoruz. Müslümanların yanında görüyoruz. Sizler de onlarla zaten yüzlerce yıl Evladı Fatihan olarak burada beraber yaşadığınız için çok zorluk yaşamaz ama Ramazanlarda o Evladı Fatiha'nın huzurunu sanki daha yakından tanıyorsunuz. Öyle değil mi? Evet, öyle. Mesela burada da birçok Sırp var, Hırvatlar da var ama onlar da bizimle aynı iftarda onlar da çağırıyoruz, onlar da geliyorlar. Yani işte bundan bahsediyorduk sevgili seyirciler. Evladı Fatiha'nın aslında 500 yıl önce, 600 yıl önce bizim burada yaptığımızı yapıyordu. Bu görmüş olduğunuz masaların hepsinde Müslümanlar yok. Burada Hırvatlar da var, burada Sırplar da var. Evladı Fatiha'nın yaptığının bir benzerini yapmaya çalışıyoruz. Ona adayız ama tabii onlar kadar başarılı mıyız? Onu gelecek organizasyonlarda göreceğiz. İşte onun sayesinde buradaki huzur ve barış iklimini aslında kopyalıyoruz diyebiliriz. Evladı Fatiha'nın barış iklimi. Ben lafı fazla uzatmayacağım. Kameraman arkadaşlarımdan rica edeceğim. Aynı zamanda Gönül Köprüsü demiştik. Sahne kuruldu. İşte ilahiler dinleniyor. İlahilerle birlikte önce gönüller doyacak, iftar vaktiyle birlikte de lezzetler damaklarda yer edinecek diyelim. İşte Cazin'den aktaracaklarımız bu kadar. Cazin'de iftar saatine artık yaklaşık yarım saat kaldı. Hep beraber amin demeye yarım saat kaldı. Yeşil Cazin'den sevgiler, selamlar. Mert Çağlar Güdekli'ye biz de çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Efendim Cazin şehrine, Bosna Hersek'in ve bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.